Sadece adamın öldüğünü duydum. Tedbir duymadım ben. Koronavirüsten ölmüş. Fakat annem hastanede çalışıyor. Durumun çok kötü olduğunu söylüyor. Koronadan yer kalmadığını, herkesin tikeni, korku ve tiken üstünde yaşadığını, herkes birbirinden çekindiğini, kimse kimseyle doğru düzgün yakınlık kuramadığını. Yani hasta olduğunu bile bile sarılmış, ondan bulaşmış. Çevrenizde koronavirüsüne yakalanan var mı? Evet, bizim karşı komşumuz yakalandı. 14 gün karantinaya aldılar. Yani biz de açıkçası korkuyoruz. Bir kere dışarıya çıkmış, şikayet ettiler polise. Şimdi evdeler. Durumları iyi yani ama. Yani biz de gene tedirginiz. Bazen kocası işte hiç dışarı çıkmayın demelerine rağmen çıkıyor yani. Tam kişisine sordunuz. Ben yakalandım. Evet. Ne zaman? 1,5 ay olmuştur atlatalı. Nasıl geçti bu süreç? Zorlu muydu? Yani diğer hastalıklara göre daha ağır tabii ki. Evi de geçiriyoruz. Malum virüs eskisi gibi öldürücü değil. Mutasyona uğramış durumda. Bildiklerimiz, uzmanlardan duyduklarımız. Daha hafif atlattık diyelim. Yok. Sadece kız kardeşim gibi bir karantina altına aldılar ama negatif çıkmış. Şu ana kadar denk gelmedi. Rastlamadım. Çevremizde olan bir kimse olmadı şu an. Çok şükür. Bu da dikkat ettiğimizden midir artık bilmiyorum. Var. Henüz olmadı. Yok çok şükür ya. Yok. Benim bildiğim yok. Bende yok. Bizim binada da yok ama yan binalarda var. Yok. Var. Yani şöyle var, çevremizde derken bizde değil de bizim mahallemizde yakalananları duyduk. Var. Hayır, yok. Yok. Var. Kim? Halam. Halam yakaladı. Nasıl geçti bu süreç? Tedbirler alındı mı? Evet. Kimse yakınına yaklaşmadı, 14 gün hastanede kaldı. Çok şükür yok şu an için. Çevremde yok. Siz ne? Tedbirini alıyor çünkü. Maskesini takıyor, dezenfektanlarını kullanıyorlar. Kalabalığa da girmiyorlar. Şu an benim bildiğim koronavirüse yakalanan yok ama fakat annem hastanede çalışıyor. Durumun çok kötü olduğunu söylüyor. Koronadan yer kalmadığını, herkesin tikeni, korku ve tiken üstünde yaşadığını, herkes birbirinden çekindiğini, kimse kimseyle doğru düzgün yakınlık kuramadığını, herkes koronavirüsten çevresinde de koronavirüse yakalanan doktor, hemşire, ebe olduğunu söyledi. Vardı. Vardı, atlattı. Şu ana kadar yok. Yok. Ama binalarda çok. Görüyoruz yani. Ama çevremizde yok. Yani tanıdığım yok. Yok. Hayır yok. Hiç kimse yok çevremizde. Yakalanan yok. Yakın akrabalarından yok. Tanıdığımız, hayatını kaybeden de birkaç tanıdığımız oldu. Yok ki yani. Çevrede yok. Hayır, şu an yok. 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 Peki nasıl tedbirler alıyorsunuz? Vallahi sosyal mesafeyi koruyoruz. Ondan sonra maskemizi devamlı takıyoruz. Bu şekilde toplu törende, nişanda, düğünde bunlara katılmamaya gayret ediyoruz. Bu şekilde önlemlerimizi alıyoruz. Vallahi şu an yok maskem de, maskesiz çıkmıyorum. Bir de kullanabildiğim kadar dezenfektan kullanıyorum. Maskemizi takıyoruz. Mesafe. Bu kadar. Maske kullanıyorum. Sosyal mesafeyi uyguluyorum. Ben maske tedbiri alıyorum ama normal günde takmıyorum ama sadece pazarlarda, dükkanda takıyorum. Neden takmıyorsunuz? Yani sıkılıyor insan ya. 24 saat ben ayaktayım. Hem pazarcıyım hem dükkandayım. Sadece adamın öldüğünü duydum. Tedbiri duymadım ben. Koronavirüsten ölmüş. Onu duydum. Öldüğünü, yani tedbir aldığını da sanmıyorum. Almış olsa ölmezdi zaten. Bilmem tedbirler, mesafe, maske ve hijyen. Korona süreci sizi etkiledi mi? Herkesi etkiledi. Etkilemeyen yalan söyler yani. İşte maske kullanıyoruz. Ellerimizi düzenli yıkıyoruz. Dokunma veya temas etmemeye dikkat ediyoruz. Sosyal mesafe korumaya çalışıyoruz. Bizde maskemiz var. Dezenfektanımız var. İş yerimizde de var. Bol bol kolonya döküyoruz. Maske takıyoruz. Maskem elimde, kusura bakmayın. Maske takıyoruz. Yani peçeteyle asansör düğmesine basıyoruz. Mümkün olduğunca dışarıya az çıkmaya çalışıyorum.
eldiven, mesafe, hijyen konularına dikkat ediyorum. Maskemizi takıyor. Mesafeyi koruyor. Tamam. Ben genelde bağda kaldığım için hiç millet arkadaşlarla yani vatandaşlarla hiç konuşmuyorum. Orada bağda tek başıma kalırım. Ayda bir kere ihtiyacımı görüp direkt bağa gidiyorum. Valla tedbiri işte temizlik şeyinden, gerçi ben kaza geçirdim de, temizlikten, maskeden, güzelce sosyal şeyden, aradan, bunlardan tedbir alıyor. İşte maske, dezenfektan, kolonya, kalabalık yerlerden uzak durma. Maskeyi takıyoruz, ellerimizi sık sık yıkıyoruz, kolonya döküyoruz. Maske dışında pek tedbir almıyor. Nasıl tedbirler alındı? İlk önce test yaptılar. Pozitif çıkınca eşinde çıktı ilk önce pozitif. Ondan sonra bütün aileyi bir yaptılar, testten geçirdiler. Çocuklarda da vardı da çocuklarında bulaşmamış. Eltisi şeye gitmiş, bir düğüne katılmış. O düğünde kapmış, bilerek eltisine sarılmış. Yani hasta olduğunu bile bile sarılmış, ondan bulaşmış. Yani eşiyle ikisi yani, karı koca da pozitif. Yaklaşmadık, kendilerini izole ettiler, hiç görüşmedik, sadece telefonda, hani yakın temasa hiç bulunmadılar. Zaten kendisi ev hanımı, dışarıdan alakası yok ama eşinden dolayı bir karantinayı oldu. Hani onda negatif çıktı, iyi yani, hiç görüşmedik. Hani denilen her şeye uyduk ailecek. Hiçbir tedbir alınmadı, sadece bina bir yazı yazıldı, o kadar. Gerekli bir tedbirin alınmasını istiyorum şahsen. Şu an gördüğünüz gibi sokaktayız ama biz maskeli geziyoruz. Ama onlar da söylemiyorlar. Hasta olan kişiler de bunu komşusuna falan belirtmiyor. Söylemelerini rıza ediyorum yani. Valla devlet götürdü, geri sağ olsun geri bıraktı. Evinizde kalın dedi. Onlar da keyfine göre geziyorlar şimdi. Koronavirüs bana tespit yapıldıktan sonra evdeydik. Yani 14 gün karantina sürecim vardı. O günü tamamladım. Sonrasında sağlık kurusuna gidip testimi yaptırdım. Negatife döndükten sonra da normal yaşama devam ediyorum. Fazla yakına yaklaşmadık. Yani kimseyi de yollamadık. Odasına zaten kimse girmedi, tek başına kaldı. Yaşından dolayı da yani evine de kimse gitmedi. Sonradan da geçmiş olsuna bile kimseyi yollamadık. Yani daha ilk önce evden çıkmıyorlardı. Onlara da zaten yakınlarından bulaşmıştı. Yani çok bir tedbir alınmadı ama atlattılar. Yani kapıya yazı yazmışlar 14 gün karantina halinde falan filan. Öyle iyi de adam koronaya yakalanmış evde duruyor. Bu da saçma değil mi? Hastanelerde duruyor mesela. Biri koronavirüstü, birin test olmuş, negatif çıkmış, biri pozitif çıkmış. Herkes aynı sırada bekliyor. Evde karantinaya aldılar onları bildiğimiz kadarıyla. Hastanede hayatını kaybedenler oldu. Halk olarak da biz kendimiz işte maskemiz ve el dezenfektanıyla bu süreci sürdürmeye çalışıyoruz.